Herkese selam sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan TOGG'un fabrikasının açılışındayız. Bugün önümüzdeki aylarda yollarda olacak. Bununla beraber markaya ait üzerinde çalışılan diğer modelleri de inceleme ve değerlendirme fırsatı bulduk. Henüz ortada bir fiyat etiketi söz konusu olmasa da markanın C sınıfı SUV olarak piyasaya süreceği modelinin Mart ayında yollarda olacağının müjdesini de öğrenmiş olduk. Ortada henüz bir fiyat etiketi yok demiştik fakat TOGG'un fiyatı üzerine ortada birçok dedikodu bulunuyordu. Bazı açıklamalar söz konusu aracın maliyetinin 40 bin euroya denk geldiğini işaret ederken bazı açıklamalara göre ise TOGG'un SUV modelinin en boş versiyonunun 900.000 TL'den başlayacağını görmüştük. Tabii ki C sınıfı SUV modele göre bu fiyatın bazılarına göre pahalı gelebileceğini belirtelim. Fakat bu fiyatı elektrikli bir otomobile göre değerlendirmenizi öneriyoruz. Yani her ne kadar aynı segmente sahip araçların fiyatı daha uygun olsa da kategoriyi elektrikli yaptığımız zaman fiyat etiketleri milyonların üzerine çıkıyor. Tabii ki TOGG modelleri için milyonun altında kalacak diyemeyiz çünkü ortada henüz net bir şey yok. Yani en boş modelden bahsediyoruz ve bahsettiğimiz fiyat etiketlerinin henüz kesinleşmediğini, sadece söylentilerden ibaret olduğunu belirtelim. Fakat dolu modelleri milyonu geçse dahi yine de satın alınabilecek teknolojiler ile gelen bir aracın bizleri karşıladığını belirtelim. Aracın tasarımını incelediğimizde aylar önce karşımıza çıkan tasarım ile hemen hemen aynı hatlara sahip olan bir modelin bizleri karşıladığını görüyoruz. Mart ayında yollarda olacak TOGG SUV modelini incelediğimizde yine ilgileri üzerine çektiğini görmekteyiz. SUV modelinin iç panel tasarımında ise tıpkı ilk gösterimde karşımıza çıkan tasarım anlayışını görüyoruz. Yani TOGG'un ilk duyurulduğu dönemde anlatılanlardan farklı bir iş yapılmamış, tüm detayları özenle çalışılmış ve anlatılan neyse birebir tamamen SUV modelinde karşımıza çıktığını gördük. Bununla beraber söz konusu açılışta bir model daha vardı ki ilgileri üzerine çekmeyi başaran, bu model ise kupe olarak adlandırılan modeli. Bu modelin de özellikle spor tasarımı ile bir hayli beğenildiğini belirtelim. Fakat kupe modelinin tasarımı, kullanacağı teknolojiler ve fiyatı için konuşmak için henüz çok erken. Çünkü Mart ayında yollara çıkması beklenen TOGG otomobillerinin arasında kupe modeli yok. Çünkü kupe modeli henüz geliştirme aşamasında, yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz tasarımdan farklı bir tasarım anlayışı hakim olabilir veya kullanılan teknolojiler farklı olabilir. Fakat yine de bu prototip tasarımının bile şu anki elektrikli kupe araçlara fark atacak nitelikteydi. Umarız 2023 bitmeden kupe modelini de yollarda görürüz. Bununla beraber pilleri hakkında da yine bilgilendirmeler yapıldı. Birden fazla hücrelerin bir araya getirilerek oluşturulduğu piller yine bizlere sergilendi. Biz de hepsini tek tek inceleme fırsatı bulduk. Şu anlık pilin ülkemizde üretilmediğini belirtelim. Fakat önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek olan TOGG modellerinde kullanılacak pilin ülkemizde üretileceğini belirtelim. Önümüzdeki aylarda piyasaya sürmesi beklenen SUV modelinde kullanılacak piller şu anda ekranda görmüş olduğunuz piller, yani ülkemizde üretilmiyor. Evet arkadaşlar, bu videoda sizler için TOGG'un Gemlik fabrikasının açılışındaydık ve genel olarak karşımıza çıkan detayları sizler için değerlendirdik ve yorumladık. Peki siz yeni araçların tasarımını nasıl buldunuz ve fiyatı hakkında bir tahmininiz var mı? Eğer ki tahmininiz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Biz de sizler için bu yorumları değerlendireceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.